Evet değerli izleyicilerimiz, ünlü düşünür Harun Şen demiş ki sofradan eksik etmeyeceksin tadı ve tuzu. Az sonra ekranlara gelecek belki de Türkiye'deki en güzel kuzu. Kırıdere'deki yolculuğumuz devam ediyor. Arkada bir sürpriz var. Şimdi Harun boş boş konuşma da görüntü ekrana getir, icraatı görelim diye belki içinizden mırıldanıyorsunuzdur. Bizim ağzımızdan çıkan neyse odur diyoruz. Gel bakalım kameraman kardeşim. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Buyurun size Türkiye'nin en güzel kuzusu. İşin açıkçası ben Çorum Kargılı olarak, Sinop Boyabat olarak Türkiye'de kuzuyu en iyi biz yaparız diyorduk. Bizim yöresel yemeğimiz diyorduk. Ama abiler dedi ki kardeşim kuzu kuzu, geleceksin bizim kuzumuzu da göreceksin, bir güzel çekeceksin, ondan sonra da kararı vereceksin dedi. Abim ev sahibi, selamünaleyküm abi, nasılsın? Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Allah'a çok şükür abi, maşallah çok karizmatik ve yakışıklısın. Yaş kaç abi? Yaş 59. 59 yaş. Kuzusuz yapamaz mı diyorsun abi? Yapamayız. Bir oturmaya bir kuzu yer misin abi? Yiyemeyiz. Eskiden yiyormuşlar, biz şimdi yiyemeyiz. Yiyemem mi? Kalp hastasıyız biz ya, bakma yapıyoruz ama. Eşo dosta. Abi Allah'tan kalp hastasın. Bir de olmasan abi. Olmasa. Buraya yok. Kesinlikle büyükbaş bir hayvan takardın abi. Yarısını götürürüz o zaman. Yarısını götürdün değil mi abi? Evet. Kuzu nerenin kuzusu abi? Kukurudere'nin kuzusu. Kukurudere'nin kuzusu. Ormanda otlamış kuzu, organik. Ormanda otlamış tabii, kuzu. Tabii, kaç tabii, saat çeviriyoruz tabii, abi? 2,5 saat. 2,5 saat evet, çeviriyoruz abi. Abi nöbetçi değişmiş. Sen nereden geldin? Sen ekmek dağıtıyordun orada. Öbür abi yanmış gitmiş değerli izleyiciler. Sen abi, sen köyün nöbetçi işsizsin gibi. Sabahtan beri ben çeviriyorum bunu. Yapma be. Olsun, ikinci var diyorum ben. Öyle mi? İyi abi, kuzunun o zaman en güzel yerini sen hak ediyorsun. Odun evet. Ne odun abi? Evet. Meşe odunu. Meşe odunu. İdeal bir kuzu değerli izleyiciler. Normalinde 3 saatte pişiyor. Peki abi, teknik bir soru soracağım. Şimdi organik tavuk geç pişiyor. Hep şikayet ederler. Hem organik yemek isterler hem geç. Kuzu da organik olunca biraz daha uzun mu sürüyor yoksa 3 saat midir? Bizim oralarda 3 saat. Normalde 2,5-3 saat. 2,5-3 saat. Evet, evet, evet. Kaç kilo taktın, kaç kilo çıkacak abi? Vallahi 15 kilo taktık. 9 kilo falan çıkacak. 9 kilo falan çıkacak. Evet. Kurudere usulü, Kırklareli usulü, Pınarhisar usulü kuzu az sonra sırıktan inecek, parçalanacak, kesilecek, sofraya gelecek. Bunlar da teker teker bu gördüğünüz ocakta pişecek. Bizler de onları yiyeceğiz. Karınlarımız her zaman olduğu gibi şişecek diyoruz efendim. Şimdi güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, Mehmet abi gerçekten çok güzel bir şey yapmış. Bu ekranlara gelen görüntü işletme mi diye Mehmet abiye sordum. Kuzuyu bizler için çeviren abime. Yok dedi, Harun Bey dedi. Buraya gelenleri dedi misafir olarak ağırlıyoruz dedi. Çok güzel de bir şark köşesi yapmış. Evet. Buraya geliyor insanlar, dinleniyor, dua ediyor, gidiyor. Doğru evet, evet, evet. Bunu gördük, beğendik, hoşumuza gitti. Gittik bunu. Şark köşesinde bir aramız vardı. Eş, dost, arkadaş burada sohbet. Birlik, beraberlik. Zaten Kurudere köyü olarak bizde en büyük insan sevgisi, yardımlaşma, birbirimize her zaman sohbet ediyoruz, muhabbet. Hani onun için güzel bir köyümüz var. Bunu biz tabii daha ilerlere götürmek için bütün çabaları gösteriyoruz. Evet, abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğinden Antep, dolayı diyoruz. Antep usulü, Antep'te yaptırdık bunları. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Sırf bunun için bile yolunuzu Pınarhisar'a düşürebilirsiniz, Kurudere'ye düşürebilirsiniz. Bu geldiğiniz yerde, bu sofrada güzel bir lezzet damak tadı yaşayıp yolculuğunuza devam edebilirsiniz efendim. Ablacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Evet, lokmalar gerçekten çok keyifli, çok lezzetli. Gördüğünüz gibi klasik kuzine sobasında, odun ateşinde lokma yapılıyor. Ablacığım, büyük bir sevaba giriyorsunuz. Evet. Ne yapalım? Ben yapıyoruz. Yapıyorsunuz devamlı. Evet, devamlı yapıyoruz. Hayır işlerinde. Kadınlar bir aradasınız. Evet. El emeğinizi, göz nurunuzu da sergiliyorsunuz aynı zamanda. Geleneksel bir yiyecek midir diyelim, ikram mıdır diyelim lokma için. Evet, öyle köyümüzde devamlı yaparız böyle hayır işlerinde, mevlütlerimizde öyle şeylerde yaparız. Yani mutlu olursunuz. Evet.
Bayağı da uzun yıllardır herhalde bu işi aynen yapıyorsunuz. Olmazsa olmazınız mıdır? Evet. Olmazsa olmazınız. Evet. Senin görev ne abla şimdi burada? Benim görevim pişirme görevi. Senin görev pişirmek. Abla senin görev? Benim görev açmak. Açmak? Böyle açıyorum. Açmak mı önemli, pişirmek mi önemli? Orada pişirmek. Pişirmek önemli. Pişirmek mi önemli? Tabii. Açmak diyorsun, ikinci planda diyorsun. Evet, bu kolay, bu ne olacak orada pişiriyor. Evet, o zaman buraya geliyorum ablacığım. Ne yapayım? Senin şive ama buraya benzemiyor ha. Bak nasıl anladım. Vallahi diyorum bir terslik var. Çünkü şive hiç şey gibi durmuyor yani. Bizim... Öyle mi? Neresinden? Ünye. Ordu Ünye. Evet. Sen abla? Çarşamba. Samsun Çarşamba. Samsun Çarşamba. Evet. Bak ikisini de bilirim değerli izleyiciler. Evet. Günün dedikodusu ne efendim? Her şey. Her şey. Evet. Yani her türlü dedikodu yapılır diyorsun. Var var hepsi var. Dur şimdi sana geldim mi? Gel bakalım ha. Karadeniz. Sen şimdi ne dedin? Şöyle çarşambadan kalktın. Evet. Çarşambayı sel aldı. Beni geldi kırklar elinde bir el aldı dedin. Doğru mu? Mutlusun. Evet. Kaç yıl oldu? Elhamdülillah 25 sene. Tavsiye eder misin? Ederim be. Kırklar elli damat. Buyursunlar gelsinler ki. Buyursunlar gelsinler. Enişte o tarafa geliyor mu? Gidiyor musun o tarafa da gidiyor mu anneciğim? O da orada dışarıda. Muhtarım neler yapıyorsunuz? Bayağı bir gördüğüm kadarıyla köyün kadınları Kurudere. Hani Kurudere diyor ama ismi Kurudere olabilir ama verimli işler yapılıyor. Verimli işler evet. Gerçekten çok güzel verimli işler yapıyoruz köyümüzde. İşte köyümüzün ilkokulunda bayanlarımız burada güzel üretimler yapıyorlar. Köye has işte elde kuskus, makarna, erişte, tarhana, işte kahvaltılık, salça ürünler, her şey ürünleri yapıyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem fazlasını da satarak ailelerine gelir getiriyorlar. Evet, buran nedir muhtarım? Bunlar da köyümüzde, köyümüz 1924 mübadelede gelmiş, daha sonra burada dağlılar gelmiş. Köyümüzde zamanla insanlarımızın, yaşlılarımızın kullandığı el işi, işte bu çıkırık. İp yapmak için. İşte kuskusun yapıldığı eski bir tekne, kapkacaklar, işte soba. Evet değerli izleyicilerimiz, en iyisi gezmek programında gördüğünüz gibi el emekleri, göz nurları da burada ablalar getiriyorlar. Tarhanası, kuskusu, çörek otu, makarnası, domates salçası, biber salçası, erik reçeli, vişne reçeli, kayısı reçeli, kahvaltılıklar. Yok yok gördüğünüz gibi el emekleri, göz nurlarını ablalarım ne yapıyorlar? Sergiliyorlar. Yolunuzu Pınarhisar'a, Kurudere'ye mutlaka düşürün diyoruz. Karınca kararınızda katkınızda olsun. Çok güzel işler yapılıyor. Hem muhtarımızı, hem değerli Pınarhisar Belediye Başkanı'nı, hem de köyümüzün ablalarını yürekten kutluyoruz efendim. Abim, tamam. Abi. Sayın, buyur. Şimdi tepsiyle beraber dur şunu yanaştır abi. Yanaştım abi. Buyur abi. Demin ne dedin abi? Yiyin dedim, bak ziyan olacak, kalacak. Mal kalacak. Kaç tane dağıttın abi? Sayısını bilmiyorum. Sayıyla dağıtmıyorum. Kim ne kadar devamlı istersen. Devamlı böyle dağıtıyor musun? Devamlı böyle dağıtıyoruz. Ölmüşlerin ruhuna mı dağıtıyorsun? Evet. Babana hayrına mı dağıtıyorsun? Hepimizin hayrına dağıtıyorum. Sen deminden beri dağıtıyorsun evet. Abi. Benim de bir huyum var abi. Kim ikram ediyorsa ona ben ikram ederim. Buyur götür bakayım abim benim. Ay maşallah. Afiyet şeker olsun abim benim. Ha. Bak evladın tuttun böyle. Sağ ol teşekkür ederim. Evladın tuttun böyle. Götürüyor. Götür abi. Afiyet şeker bal börek olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.